Efendim selamların en güzeliyle başlayalım programımıza. Esselamu Aleyküm. Sözün Özü programında yeni haftada ve pazartesi gününde yine sizlerle birlikteyiz. Ben Yusuf Dilim'le birliktesiniz Akit TV ekranlarında. Sözün Özü programında yine bugün sözün özünü evvela kendimize söylemek adına yine sizlerle buluşmuş bulunmaktayız. Ve bugün de yine önemli iki konuğumuz var sevgili izleyenler. Kendi alanlarında uzman dediğimiz gibi her gün konuklarımız oluyor ve önemli güncel konuları değerlendiriyoruz konuklarımızla birlikte. Bu konuda sizlere de faydalı olmaya çalışıyoruz inşallah. Ve bugün de hemen konuklarımıza da döneceğim. Hoş geldin demek istiyorum. TürkGeb Doktor Aydoğan Süer Beyefendi bizlerle birlikte, Genel Başkan efendim ve yine Mahmut Oral Beyefendi var, Başkan Yardımcısı Türk Bir Dev'de ve hoş geldiniz davetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz için. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler, bugün de yine önemli konuları konuşacağız. Çok önemli sorularımız olacak kendilerine. İnşallah faydalı olacağız bu konuda. 15 Temmuz darbe sonrasına değineceğiz. Sonrasında yine bu derneklerde neler yapılıyor? Başkanlarımız, başkan yardımcımız neler yapıyorlar? Faaliyetlerinden bize bahsedecekler. Öncelikle bir genel giriş yapalım. 15 Temmuz sonrası siz sanırım ülke dışındaydınız. Şöyle 15 Temmuz'da aslında 15 Temmuz'da buradaydık. 15-16 Temmuz'da Allah'ım bize belki de önemli bir orada bulunmayı bahşetti bize. Çünkü bizim bir ay öncesinde hazır bir daha önceden belirlenmiş bir programımız vardı. Bu program 18 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şeki ilçesinde gerçekleştirilecek Türk Birliği Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı'nın bir liderlik zirvesi vardı. Bir ay öncesinden hazırlanan bir programdı bu. Ama biz 15 Temmuz'da ve 16 Temmuz'da buradaydık. 17 Temmuz'da yola çıktık. 18 Temmuz'da da Şeki'de Dünya Türk Gençleri Birliği Liderler Zirvesi'nde hem Türkiye ile ilgili bilgilendirmeler yaptık. Tabii ki çok olumsuz bir hadise. Ülkemizin kala kaldığı bir süreç yaşadık. Evet. Yani hiç kimsenin aklına gelmiyorken ülkemiz bugün 2023 yılındaki yeni Türkiye yolunda Avrupa'nın prestij ülkelerinden biri haline gelirken Türkiye, hepimiz rutin bir hayatımızı sürdürürken 15 Temmuz akşamı öyle bir hadiseyle yerimizden oynadık ki hepimiz şaşkınlık içerisinde izledik. Acaba dedik bir kamera şakası mı bu? Evet. Yani o gün dışarıda iş yerlerinde olan vatandaşlarımız, kafelerde oturan halkımız, kardeşlerimiz, hepimiz bir kala kaldık. Bir haber geldi ki dediler ki efendim işte Boğaz Köprüsü kapanmış, karşıya geçemezsiniz. Nitekim o hadisede de biz toplu bir arkadaş grubuyla beraberdik. Ya dedik ki nasıl karşıya geçemeyiz? Asker ne alaka kardeşim Boğaz Köprüsü'nü kapatmış yani. Hiçbirimiz tabii buna bir anlam da veremedik. Tabii ilerleyen saatlerde bu hadisenin devamını takip ettikçe kanımız çekilmeye başladı. Yani bu kadar istikrarlı giden bir ülke ortada hiçbir böyle bir darbe girişimine gerekli bir altyapı ki darbe girişiminin bu gibi demokratik ülkelerde bir defa darbe girişimi gibi bir durum söz konusu olamaz. Evet. Yani biz 20'li 30'lu yıllardaki dönemlerde de nitekim 30'larda 60'larda ve 80'lerde bile bu darbe girişiminin bu gibi darbelerin yıkımını halkımız ve milletimiz ve devletimiz bunu yaşadı. Bu olumsuzlukları biz gördük. Bunun hiçbir fayda getirmediğini 50 yıl 60 yıl geriye götürdüğünü yapılan bu kadar birikimin olumlu yapılan çalışmanın negatif olarak bu topluma, bu millete bu işin zararı olduğunu gördük. Ve nitekim 2016 yılında gördük ki bu kadar hızlı bir büyüme varken Türkiye'de bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ve nitekim biz de o gün 15 Temmuz akşamı arkadaşlarımızla beraberken orada hepimiz kendi kariyer hayatımızdaki mevkilerimizi aldık bir tarafa koyduk. Hırkamızı bir tarafa koyduk ve dedik ki 15 Temmuz günü bu vatanın, bu milletin yanında ya biz vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız dedik. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın da o gün halkı sokaklara çağırması da ve halkın verdiği refleks de çok önemliydi ama burada inanın orada sokağa çıkan insanlar herhangi partiden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, hangi siyasi parti kuruluşuna destek verirse versin şunu anladı ki bu bir demokrasi mücadelesiydi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesine kulak verdi ve o gün o sokaklarda şunu da düşünmediler ha, inanın buna. Yani Ahmet çıkacak ben de çıkayım, Mehmet çıkacak ben de çıkayım, Fatma teyze çıkacak ben de çıkacağım düşüncesiyle çıkmadı. O gün kendisi sadece o sokaklarda
kalsaydı bile aslında o sokaklara bütün halkımız kendi refleksiyle çıktı. Çünkü anlam veremiyordu. Dediler ki böyle bir toplumsal ilerlemenin karşısında bir darbe girişimi geceden sabaha bütün ekonomimizi yerle bir edecek, halkın bütün düzenini bozacak bir süreç yapılanmasıydı. Ve nitekim bu millet buna izin vermedi. Sokaklarda, caddelerde günler boyunca nitekim biz 18 Temmuz akşamı yola çıktık. Ama 15, 16, 17 Temmuz günlerinde ise 17 Temmuz akşamına kadar da sokaklarda demokrasimize sahip çıkmak için yer aldık. Ve Allah'ım birliğimizi, bütünlüğümüzün neticesine olarak bu duaların neticesinde Allah'ım bizi büyük bir felaketten koruduğunu düşünüyorum. Nitekim biz TÜRGEP olarak da 18 Temmuz'da Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı DTGB denen çok özel bir teşkilat var. Evet. Tabii Sayın Mahmut Bey Başkan'ın bu konuda uzun yıllar Türk dünyasına çok emek vermiş, hizmet etmiş bir büyüğümüz. Bu teşkilata geçmeden önce bir nokta koyup hocam çok özür dileyerek Mevlüt Çavuşoğlu şu anda MHP'yi ziyaret ediyormuş. Bir kameralarımızı oraya çevirelim, önemli bir ziyaret. Sonrasında muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Siyasi partilerden konuyla ilgili yetkili birer arkadaşın olacağı bir şeyde ilgili bakanlarında bulunacağı değerlendirmeler yapacağız. Yarın genel kurulda görüşmelerine başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz o madde 70. madde, öyle mi Mehmet Bey? Evet. 70. madde diye biliyorum. Devam ederken biz o şeyler yaparız. Evet. İlkinde 72 idi herhalde. Arkadaşlar soruları cevapladık. Şimdi grup başkan vekili ve genel başkanımıza. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, açıklamaları getirdik. Yine önümüzdeki bültenlerde arkadaşlar detaylarını sizlerle paylaşacaklar. Biz muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam Türk bir devde kalmıştık yine. Evet. Bu teşkilatlanmadan. Yani şunu söyleyelim. İşte bugün Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı 92'de kurulan çok önemli bir teşkilat. Nitekim tabii aslında bizim Türk dünyamıza baktığımızda bu bir bayrak yarışı. Dün bu gerçekten yıllar boyunca hayatlarını Türk dünyasına veren büyüklerimiz bu bayrağı işte bizlere emanet etmek için bugün bizleri alıyor, Türk dünyasına götürüyor. Yarın biz genç kardeşlerimizi alıp Türk dünyasına götüreceğiz. Nitekim ben burada da Sayın Mahmut Oral'a, Türk Bir Dev Genel Başkan Yardımcısına teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk dünyası STK'larında bir şey çok dikkatimi çekti. Türk dünyası STK'larında bir ego problemi yaşamıyorlar, biliyor musunuz? Büyüğe karşı olan o saygı, aksakallara karşı olan o saygı, o sevgi gerçekten beni çok duygulandırmıştı durumda. Biz ilk bu seyahat gerçekleşeceği zaman biz TÜRGEP olarak, Türk Cumhuriyetleri Gençlik Platformu Genel Başkanlığımız, biz Türkiye'de Türk dünyasından gelen 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti'nden ve diğer azınlık bölgelerinden gelen kardeşlerimizi ülkemizde nasıl destek olabiliriz, bir arkadaş heyetimiz ve iş adamları dostlarımızla sohbet esnasında aslında böyle bir büyük bir platform haline geldik. Ve dedik ki oradan gelen genç kardeşlerimiz stajda sorun yaşıyor, eğitimde sorun yaşıyor, iş bulmakta sorun yaşıyor. Biz Allah'ın bize bahşettiği bu imkanları dedik ya, biz soydaşlarımıza da ne kadar organik bağımız olmasa da orada bulunan soydaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz den yola çıkarak bugün çok önemli bir platform haline geldik. Ve o platformda dedik ki biz Türk dünyasından gelen bütün genç kardeşlerimizin iş bulmasında, istihdam alanında ve eğitim alanında destek verilmesiyle ilgili kurulan bir platform. Tabii her geçen gün Türk dünyasının diğer STK'larıyla da dirsek temasına geçti. Evet. Ve bu esnada biz Türk Bir Dev'in yönetimiyle, Sayın Başkanı'yla ve Başkan Yardımcısı'yla Türk dünyasına nasıl faydalı olabiliriz, neler yapabiliriz? Ve gördük ki Türk Bir Dev 7-7-2017'de Türk Birliği'ne, Türk Devletleri Birliği'nin kurulmasına yönelik bir kurultay hazırlığı içerisine girmiş. Dedi ki Sayın Başkanım, dedik, biz sizin yanınızdayız. Bir defa gerçekten artık bütün STK'ların nasıl ki bu darbe girişiminde diğer siyasi partilerimiz birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya bir ortak mesaj verip bu kadar güçlü bir nefes olmuşsa, biz de dedik ki Türk dünyasında olumlu pozitif çalışmaların yanında TÜRGEP her zaman yanında yer alacak. Evet. Bu işi kimin organize ettiği, kimin adının öne çıktığı çok önemli değil. Önemli olan toplumumuza, milletimize faydalı olabilecek bütün çalışmalarda biz dedik ki TÜRGEP teşkilatı sizin yanınızda yer alacak.
Evet, merak yaklaşık, ediyordum aslında bu iki platform nasıl tabii, yaklaşık 10 bine yakın bugün genç arkadaşlarımız var. Ve özellikle biz bu Azerbaycan Şeki Liderler Zirvesi'nden geldikten sonra bir video yayınlandı. Biz de şaşırdık. 3 milyona yakın izlenme gördü bir hafta içerisinde. Evet. Ve ben burada o da... O videoyu bu arada arkada yine döndürme şansımız var mı arkadaşlar? Yine başkanım konuşurken izleyicilerimiz de görsünler videoyu. Biz konuşmamıza devam edelim. 3 milyona yakın gerçekten bir izleyici kitlesine ulaştı. Önemli beğeniler. Çok gerçekten yorumlar. Şu an, o anda da dedim ki ya Sayın Başkanım, Mahmut Bey, yani biz Türk dünyasının bugüne kadar çok konuşulmuş olan şeylerini, gerçekten bu kadar emeğini, hayatını veren abilerimizin, büyüklerimizin yolunda biz bu işi nasıl hızlandırabiliriz? Aslında bizim konuştuğumuz yıllarca konuşulmuş. Evet. Ama neden hayata geçirilmemiş? Yani biz Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz. Ama neden Türk Birliği'nin oluşmasıyla ilgili neden gerekli adımları atmıyoruz sorusunu biz burada söylerken kendimizi tamamen soyutlayalım, kendimiz özel bir yapı kuralım anlamında söylemiyoruz. Ama bugün ne kadar Avrupa Birliği içerisinde bir sosyoekonomik, sosyokültürel yapının gelişmesiyle ilgili bir altyapı oluşturuyorsak, yanı dibimizde soydaşlarımızla, kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi neden hem sosyoekonomik hem sosyokültürel ilişkilerimizi neden geliştirmiyoruz sorusunu kendi içimizde değerlendirdik ve dedik ki artık bunu çok konuşan değil, STK'lar sadece masalarda konuşan yapılar olmamalı. Ön tarafta sadece genel başkanların kitleleri kendi vizyonunu ortaya koyduğu bir arena haline de gelmemelidir dedik. Ve Sayın Başkan'la bu yolla ilgili dedik ki, Sayın Başkanım gel, başta biz egolarımızı bir tarafa bırakalım. Sonra çevremizde diğer STK'ları alalım, birleştirelim ve bütünleştirelim. Beraber bu yolda diğer STK'larımızı da toplantılara çağırdık. İnanın çığ gibi büyüyen bir teşkilatlanma haline geldik. Bugün yaklaşık 5 milyona yakın vatandaşımız Türk Birliği'nin kurulmasına yönelik önemli mesajlar attı. Önemli paylaşımlarda bulundu, önemli beğeniler gönderdi, önemli yorumlamalar yaptı. Ve o mesajlar aslında belki de bizim için hani halkın verdiği reaksiyon en doğru reaksiyondur aslında. Evet. Yani bizim ne düşündüğümüz bir nebze önemli olabilir ama halkın ne düşündüğü aslında sizin anayasanızdır. Nitekim burada gördük ki Türk Birliği ile ilgili biz kıvılcımı ateşledik. Ateş öyle kor kor yanmaya başladı ki Türk Birliği yolunda canımızı, malımızı, kanımızı vermeye hazırız. Bu hayali lütfen gerçekleştirelim. Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin bu işte önder olsun. Gelsin bu adımların atılmasıyla ilgili yıllardır bu davayla ilgili emek veren insanların da en azından bunu görememiş kardeşlerimizin de ruhu şad olsun. Biz şu ahir ömrümde acaba Allah bize bugünü yaşatacak mı diyen birçok vatandaşımızı gördük. Toplulukları evet. gördük. Ve nitekim bu bizi her geçen gün heyecanlandırdı. İşte TÜRGEP'le Türk Bir Dev'in bir araya gelmesinin aslında çıkış başlangıcı buydu. Ve çok hızlı ilerleyen, büyüyen bir yapı haline gelmeye başladık. Bir dinamik haline gelmeye başladık. Biz nasıl ki Avrupa Birliği kendi içerisinde sosyoekonomik ve sosyokültürel anlamda bir birleşim içerisindeyse, biz de bütün Türk Birliğimizde, azınlıklarımızda, yeni bağımsız Türk Cumhuriyetimizde çok güzel bir ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen tüm vatandaşlarımızı bu çatının altına alarak sosyoekonomik, sosyokültürel ilişkilerimizi güçlendirerek güçlü bir ülke olmak aslında artık sadece nedensel bir sonuç değildir. Aslında artık bir ihtiyaç durumudur. Orta Doğu'daki yaşanan hadiseleri görüyoruz. Bugün Afganistan, Irak, Mısır. Nitekim bu ateş, nitekim Türkiye'ye sıçrıyordu. Suriye. Bugün Türkiye'ye sıçrıyor. Yarın bu sorun belki Türkiye'ye sıçrayacak. Yarın diğer Türk topluluklarına sıçrayacak. Nitekim bizim artık çok kısa bir zaman içerisinde, hiç zaman kaybetmeden Türk Birliği'nin oluşmasına yönelik hızlı şekilde adımların atılması lazım. Soydaş dediğimiz, kardeş dediğimiz insanlarla neden vizeyi konuşuruz? Değil mi? Bırakın sosyoekonomik ilişkileri bir tarafa. Bırakın diğer taraftaki ilişkileri. Bakın inanın Azerbaycan'da bizi Sayın Başkan'la beraber gittiğimizde birazdan başkanım da bizim tabii ilk sözü bizim almamız çok doğru değildi ama tecrübe itibariyle de Mahmut Bey bu Türk dünyasına bizden çok daha fazla gönül vermiş ve bayrağı taşımış biri. Birazdan Sayın Başkanımı da dinleyeceğiz. Yani biz neden bu kadar
bu süreçler içerisinde bu yolu neden hızlandırmadık? Kardeş dediğimiz, soydaş dediğimiz insanlarla neden vizeyi konuştuk? Bırakın diğer ilişkileri bir tarafa bırakın. Burada çok hızlı bir şekilde. Orada biz Azerbaycan Şeki seyahatinde öyle duygulu anlar yaşadık ki. İnanın olamaz böyle bir Türkiye sevdalısı insanlar. Bazı hikayeler dinledim. Diyorlarmış ki orada da tabii o yaşadıkları geçmiş dönemde baskıcı emperyalist süreçler içerisinde yaşadıkları süreçte öldüğümüzde yüzümüzü Türkiye'ye dönük bizi gömün diyen vatandaşlarımız var. Orada bir taksiye bindiğinizde sizi Türkiye'nin ismini zikrettiğinizde inanılmaz heyecanlanan topumuzla tüfeğimizle yarın orada böyle bir olay oldu. Bugün bize oradan işaret verin. Yarın buradaki malımızı mülkümüzü bırakıp gelip orada mücadele ederiz diyen kardeşlerimiz var, soydaşlarımız var. Evet. İşte bu duyguları bize yansıtan kardeşlerimizi, kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi neden güçlendirmeyiz? Hı hı. Yani en son biz gittiğimizde seyahatte işte Şeki'de, Oğuz'da, oradaki aslında ki bürokrat kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'a hem Oğuz valisi hem Şeki valisi, başta Dünya Türk Gençleri Birliği Başkanı Ekrem Abdullayev'e, yine koordinatörümüz Erşat Bey'e çok önemli hizmetler veriyorlar. Yani bu kadar farklı kültürdeki o farklı renkleri bir araya getirip ortak bir çaba, ortak ve birlik, ortak bir birliğin oluşmasına yönelik bu çalışmaları hazırladıkları için şükranlarımı da sunuyorum kendilerine. Orada gördük ki ya bakıyoruz ki orada yatırımlara bakıyoruz yani Türk dünya bizim bir ilçemizde yapılan yatırımımız Türk dünyamızın bir ilin toplam yatırımına bedel. Efe dedik ki yani biz bu yatırımlarımızı Avrupa'ya götürdüğümüz kadar bunun %10'unu Türk dünyasına götürsek yan tarafımızda bizimle birlik ve beraberlik içerisinde yürüyecek kardeşlerimizi güçlendirmiş olacağız. Bunun tarihsel açıdan da geçmiş yıllarda bize faydasını göreceğiz. Ve inanın %10'luk yatırım bile götürmemişiz. En son masada böyle, tabii biliyorsunuz bizim Türkçülük zihniyetimizde şey vardır, misafirperverlik vardır. Evet. Dedim ki vallahi kusura bakmayın biz buraya kaymak bal yemeye gelmedik. Buraya gelenler hep bugüne kadar kaymağı balı yemiş gitmiş. Burada sadece biz burayı bir tatil köyüymüş gibi dertleri, sıkıntıları sadece konuşup uygulamaya geçmeyen kişiler olmayacağız. Allah bize bunu göstermesin dedim yani. Bu gibi organizasyonlara geldiğimizde sizin çayın, içtiğimiz bir çayın, yediğimiz bir dilim ekmeğin karşılığını bizim oralara vermemiz lazım. Bu insanlar bizim soydaşlarımız. Bakın hani kardeş kardeşe küs olduğunda hep eskilerimiz der ya gün gelir. Başın sıkıştığında o kardeşin senin elinden tutar. Evet. Ne varsa yine senin canında vardır, kanında vardır. Nitekim bizim de gün geldiğinde ki nitekim bu darbe girişiminde de gördük. Kardeşlerimiz de soydaşlarımız ilk tepkiyi verdi. Evet. 3-5 tane aradan çatlak ses çıkabilir ama biz tüm Türk topluluğunu aynı kefeye koymamalıyız. Kırgızistan olayında olduğu gibi. Yani Kırgızistan'da oradaki tutum ve davranışından dolayı tüm Türk topluluğunu aynı kefeye koymamız da yanlış olur. İnanıyorum ki ben orada birçok Kırgız vatandaşımız da, bürokratımız da aslında canı gönülden kalben Türkiye'nin yanında yer almıştır. Hani burada bireylerin tutum ve davranışlarını Türk topluluğunun tamamına mal etmek çok yanlış olacaktır. Evet. Onun için Allah'ın birliğimizi ve bütünlüğümüzü daim etsin diyorum. Sayın Başkanım'a evet. Biraz fazla zaman aldık. Kusura bakmayın Başkanım. Evet Başkanım, Mahmut Başkanım. Sizden de biraz bu birleşim hakkında, iki platformun birleşimi hakkında ve çalışmalar hakkında bilgi alalım. Öncelikle Akit TV'ye böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir borç bilirim. Teşekkür ederim. Çalışmalarınıza da başarılar dilerim. Sayın Başkan çok gayet açıklıkla, gayet güzel bir şekilde izah et meselelerin özünü. Ben de bana ve teşkilatıma yaptığı veciz sözlerinden dolayı ayrıca kendisine de teşekkür ederim. Şimdi Türk toplulukları tabii ki meselesine geçmeden önce maalesef ülkemizde yaşanan bir 15 Temmuz kalkışmasıyla ilgili de bir kısa söz söylemem gerekir diye düşünüyorum. Zira bu ülkenin bir ferdi olarak bu meseleyi bir kalkışma olarak gördüğümü ifade edeyim. Ve ben kendi sosyal medyamızdan da
16 Temmuz sabahı gerekli bir şekilde yazdım. Bunu da yazarak beyan ettim. Ayrıca bu kalkışmanın adına ben aslında bir terör olayı diye bakıyorum. Zira devletin içerisinde yapılanmış böyle bir adına ne derseniz deyin, böyle bir teşkilat olamaz. Bu tam bir terör belasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir terör belasından alnının akıyla büyük devlet olmanın verdiği gururla, büyüklükle çıkabildi. Millet olmanın şartlarını tam anlamıyla yerine getirdi. O sebeple Yüce Türk Milleti bir teşekkürü daha hak etti diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle oradan başlayalım. Demokrasi insanlık tarihinin bulabildiği en iyi yönetim biçimlerinden birisi. Bir yenisi çıkıncaya kadar demokrasiyi sahiplenmek durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de demokrasiyle yönetiliyor. Dolayısıyla buna karşı yapılacak her türlü kalkışmanın millet olarak, devlet olarak karşısında olmak durumundayız. Biz Türk Bir Dev Kültür ve Eğitim Vakfı olarak böyle bir kalkışmanın hiç şüphesiz ki tamamen karşısında olduğumuzu ve ilk günden itibaren yayınlarımızda da bunu da bu şekilde belirttiğimizde ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Türk Bir Dev Vakfı vakıf olarak 2013 yılında kuruldu. Şu ana kadar Türk bölgelerinin tamamında ifade edilen bin yıllık sevda ve davanın artık yeni bir vücut bulması, gelişen dünya şartlarına uydurulması gerekliydi. Dünya öyle bir noktaya geldi ki artık Türk Birliği gerekli hale geldi. Biraz önce Sayın Doktor Aydoğan Söğer'in de ifade ettiği gibi artık bu gerekli hale geldi. Şimdi bunu gerçekleştirilebilir hale dönüştürmenin yollarını arıyoruz birlikte. Evet. Öncelikle Türk Bir Dev bir kısaltmadır. Türk Birleşik Devletleri'nin kısaltılmasıdır. Yani bugün dünyada var olan 7 bağımsız Türk Devleti'nin kendi hür iradeleriyle bir araya gelerek öncelikle Sayın Süer'in de bahsettiği gibi bazı konuları öne çıkararak, güncel konuları öne çıkararak, işte ne güzel ifade etti, dedi ki biz kendi kardeşlerimizle vizeyi nasıl konuşuruz? Evet, doğrudur. İşte önce bir iktisadi birlikteliği birlikte sağlayabiliriz. Bunun için hiçbir kimseden ne icazet almaya ne sormaya ihtiyacımız var. Halbuki aslında geldiğimiz dünyanın içinde bulunduğu durum bunu da gerekli ve gerçekleştirilebilir olduğunu da net olarak, zorunluluk olarak ortaya koyuyor. İşte Avrupa Birliği'nin durumu belli. Kendilerine yok hayırları. Dünya böyle birlikteliklere muhtaç. Biz millet olmanın şuurunu yaşamış kendi kardeşlerimizle kültür birliği, tarih birliği, dil birliği ve nihayet inanç birliği ne de baktığınızda bu 7 devlette hiçbir sıkıntınız yok. Dolayısıyla bu 7 devletin elinde bulunan yeraltı ve yerüstü kaynaklarına da baktığınızda, ekonomik imkanlara da baktığınızda sadece yönlendirilebilir bir teknolojiye ihtiyaç var. Bir harekete ihtiyaç var. Bu hareketin sağlanması tabiatıyla sivil kamuoyu yaratılmasıyla da mümkün olabilir diye düşünüyoruz. İşte bu sebeple Türk Bir Dev Teşkilatı 7 bağımsız Türk Devleti'nin bir araya gelerek kendi hür iradeleriyle kendi iç meselelerinin kendilerine ait olduğu, hiçbir devletin bir başka devletin iç işlerine karışmadığı, yine Avrupa Birliği modeli gibi bir modelle bir üst çatıyla bir araya gelip ev el emirde iktisadi birlikteliği sağlayabilir düşüncesinden hareket ediyoruz. Ne getirir? Ortak iktisat yasalarını getirir. Ortak iktisat yasalarıyla birlikte ortak para birimine gidebilirsiniz. Ortak para birimi demek ortak merkez bankası demektir. Dolayısıyla sermayenin korunması da belli bir askeri güçle olacaktır. İşte o zaman da Türk ordusu devreye girecektir. Netice itibariyle aslında devletler çatısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de gösterdiği iradeyle
Türk Keneşi de kuruldu. Dört devlet, inşallah 2016 bitmeden bir beşinci devletimiz de gelecek diye düşünüyoruz. Biz bunların yedi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun için de bunun arka mutfağını hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü aslında sivil toplum kuruluşları siyasete malzeme hazırlarlar. Çünkü aslında milletin bizatihi kendileridir. Örgütlenmiş halidir sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla orada hazırlanan fikirlerin siyasete yön vermek adına çalışmalar yapması gerektiğinden hareket edersek biz de Türk Bir Dev Teşkilatı olarak 7 bağımsız Türk Devleti'nin bir araya gelerek bir birlikteliği kurma çabalarını sağlarken Doktor Aydoğan Söver'le tanıştık. TÜRKEP dikkatimizi çekti. Bir gençlik hareketiydi. Gördük ki bu gençlik hareketinin öyle bir şeye ihtiyacı vardı ki bağışlayın tabirimi ama bir mihmandara ihtiyacı vardı. Dolayısıyla onun hareket kabiliyetini bizim fikirlerimizle bir araya getirerek bir gençlik teşkilatının kendi bünyemizde olması ve birlikte hareket ediyor olmamız bize ciddi bir güç verecekti. Bu düşünceden hareketle birlikte hareket etmeyi öncelikle çatıda yaptık ama hattizatında tabanın buna çok yakın olduğunu da yaptığımız çalışmalarla gördük. O da bizi çok ziyadesiyle mutlu etti. Hem işte bu birlikteliği Türk dünyasına taşıyalım, diğer Türk devletlerine taşıyalım düşüncesinden de doğdu. Kısa adı DTGB olan, biraz önce Sayın Süer'in de bahsettiği Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı'nın bir organizasyonuna hem Türk Bir Dev TV olarak hem de TÜRKEP olarak katıldık. Orada sunumlarımızı yaptık. Doktor Aydoğan Süer'in orada yaptığı konuşmalar Türk dünyası için yeni konuşmalardı. Gerek iktisadi ve yatırıma yönelik gerekse vize muafiyetleri konusundaki açıklamaları son derece ilgi buldu. Ve hatta aslında yıllardır yani Türk dünyasının azatlığını kabulünden sonraki kazanımından sonraki kısımda hep bir Türkiye bir abilik rolü sanki oraya empoze edilmeye çalışıldı. İşte bunu kırmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Biz hiçbir şekilde hiçbir devletin abisi falan değiliz. Biz onlarla birlikte hareket eden bir Türk bölgesiyiz. Evet. 7 bağımsız Türk devletinden birisiyiz. Hangi devletin kendine ait özel misyonu varsa biz o misyonun yanında olmak durumundayız. Yani Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Türkiye bunların hepsi Türk devletleridir. Dolayısıyla oradaki tarih birliğimiz, kültür birliğimiz, inanç birliğimiz, dil birliğimiz bir anlam ifade etmeli. İşte o sebeple yola çıktık. Bu minval üzere çalışmaları yapıyoruz ve biraz önce de zikrettiği, Aydoğan hocamın zikrettiği 7-7-17 şifreli 7 evet evet 7 Temmuz 2017 tarihinde Cengiz Han'dan bugüne ilk defa büyük Türk kurultayını yapmak için bir irade ortaya koyduk. Bunu da sivil toplum kuruluşları olarak yapalım dedik. Hem Türk bölgelerindeki temsilcilerimiz kendi devletlerini yöneten yöneticilerine bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yönetime bunu açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Çünkü gün bugündür. Bize hiç kimseden fayda yok. Yine kendimizden, karındaşlarımızdan, kandaşlarımızdan fayda var. Dolayısıyla bu birlikteliği bir şekilde yapmak için yola çıktık. Umarım Allah da izin verir ve böyle bir kurultayı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah diyelim. Peki şöyle bir şey merak ediyorum. Buyurun. Belki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Bu iki elin birleşmesinden çıkan daha çok sesin ve daha güçlü bir iradenin, yani az önce de bahsettiniz, birçoğunu da hani şey yaptığını söylediniz hocam ama çalışmaları biraz daha detaylandırmanızı tabii ki istesem. Tabii yani, ki şöyle söyleyeyim. Biz merkez olarak bu civarda yakında bir yerdeyiz. Halkalı'dayız. Türk Bir Dev binamızda, merkez binamızda.
her hafta haftalık perşembe günleri bir toplantı yapıyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşlarını buraya davet ediyoruz. O davette kurultaya giden yolda hangi sivil toplum kuruluşu bize nasıl bir katkı sağlıyor, bunları görmek istiyoruz. Dolayısıyla bizimle birlikte hareket edecek sivil toplum kuruluşlarına tabii ki yine Sayın Suyer'in ifade ettiği gibi egoları bir tarafa bırakılmış, sadece taşın altına elini koyan ve biz şu şiardan gidiyoruz. Bu yolda kim taş üzerine bir taş koyarsa biz de onun yoluna baş koymaya hazırız. Dan yola çıktık. Dolayısıyla her hafta böyle bir toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar sürekli katılımlar artarak geliyor. Ve hatta 2017'ye giden yolculuğun Ekim ayı içerisinde muhtemelen geçen haftaki toplantımızda 22 Ekim gibi bir tarih de belirlendi. 22 Ekim 2016 tarihinde ise geniş katılımlı bir şölenle bunu kamuoyuna, dünya kamuoyuna duyurmayı planlıyoruz. Onun için de TÜRKEP'le, Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatımızla ve Türk Bir Dev olarak geniş bir çalışma içerisindeyiz şu anda. Buyurun hocam, sizden de yine dinleyelim. Ağzınıza sağlık başkanım. Şimdi tabii biz aslında bu projeleri ilk gündeme aldığımızda biraz önce sarf ettiğim bir sözle belirtmek isterim, dedim ki çok konuşan değil, birbirini uyuşturan bir STK'lar topluluğu değil, konuştuğunu uygulayabilen farklı STK'lar olma yolunda ilerleyelim düşüncesiyle yola çıktık. Evet. Ve her hafta yapılan rutin toplantılarımızda sonuca nasıl gideceğiz? Bugün konuştuğumuzu yarın nasıl gerçekleştireceğiz? Bu ahir ömrümüzde Allah canımızı almadan toplumumuza, milletimize nasıl faydalı olabileceğiz düşüncesiyle somut projeler üzerinde mutabakat varıp hızlı bir şekilde uygulamaya geçtik. Nitekim 22 Ekim 2016 tarihinde ilk bu toplantı gündeme geldiğinde biz bir masanın aksında otururken farklı STK başkanları, değerli dostlarımızla iç içeydik. İşte biraz önce Sayın Mahmut Oral'ın dediği gibi orada işte acaba Türkiye büyük abi midir? Bu işin içinde büyük abi kim olacak? Kim nerede konumlanacak? Şimdi orada bir söze girme gereksinimi duyduk. Buyurun lütfen. Dedim ki ya değerli başkanlar, eğer biz bu toplantıda bu büyük abi mi olacak? Yok efendim o pasivize olacak mı? Diğer Türk toplulukları bu işin neresinde, biz acaba çok mu geride kalıyoruz? Bu konularla sohbet edip enerjimizi alacaksak biz bu toplantıyı terk edelim. Hiç yapmayalım. Bu davanın bugüne kadar herkesin bir, bu mücadele içerisine, belki de şurada da kendimizi çok ayrı bir kefeye de koymayalım. Yani bizim bu konuştuğumuz şeyler Türk Birliği'ne giden yolda yıllardır akademisyenlerimizin, Türk dünyasına gönül vermiş fertlerimizin belki de konuştuğu şeyler ve istediği arzular. Ama neyden kaybettik biliyor musunuz? Sadece konuştuk. Bu işi ego problemi haline getirdik. O büyük olur mu, bu küçük olur mu, ben pasif mi kalırım dersek, dedim ki bizim onlardan hiçbir farkımız kalmaz. Sadece konuşanlar olarak kalırız. Enerjimizi de boşuna harcarız. Hepimizin emeğine, zamanına yazık. Hızlı yürüyeceğiz. Bir defa bu STK'larımızda partiler üstü bir STK'lar olarak değerlenir. Çünkü bu davaya gönül veren birçok kardeşimiz var. BHP'lisi de var, CHP'lisi de var, AK Partilisi de var, Büyük Birlik Partilisi de var. Birçok siyasi görüşten kardeşlerimiz, bu davaya gönül veren kardeşlerimiz. Evet. Ve bize ilk sordukları soru şuydu. Dediler ki yani bu hangi siyasi partinin bir şeyi midir? Dedim ki bakın, bizler STK'lar olarak, vatandaşlar olarak, fertler olarak, bir defa şunun altını çizelim. Milli iradeye saygılı olan STK'lar olacağız. Bu bir defa bir gerçek. Yani burada kalkıp şu partinin yanında yandaş gibi gözüküp bizim bir tarafa eğilmemizi istiyorsanız bunu beklemeyin bizden. Ha, bizim kendi siyasi görüşlerimiz de bizi ilgilendirir. Evet. Bizim dava konumuz bizi ilgilendirir. Ama bir gerçek vardır. Toplu hareket edecekseniz, birlik ve beraberlik içerisinde yürüyecekseniz, sizler bu davanın ortasında hakkaniyetli olmanız lazım. Ve milli iradenin seçtiği hükümetlere de saygılı olmanız lazım. Bizim bu anlamda farklı siyasi görüşler olabilirsiniz.
Ama farklı siyasi görüşlerde olmak demek orada siyasi bir propaganda haline gelmemesi demektir. Ve biz nitekim Sayın Başkan'la biz bu çatıyı oluştururken dedik ki başkanım bu işi provokate etmek isteyen çok insanlar olacak. Nasıl işte bu gezi olaylarında provokasyonlar olmuşsa, nasıl bu darbe girişiminde, bu darbe girişiminde çok ilginçtir. Evet aslında bu darbe girişi, darbe kalkışmasında aslında provokasyona yol açılmadı. Yani milliyetçi bir yapı, devletçi bir yapı ortaya çıktı. Vatanına, milletine ve demokrasine sahip olan bir yapı çıktı. Nitekim bizim bu çatıyı aynı şekilde Türk Birliği'nde oluşturmamız lazım. CHP'lisi de, MHP'lisi de, tüm siyasi görüşlerin, tüm mezheplerin ne mutlu Türk'üm diye ne diyebilen bütün soydaşlarımızın ve halkımızın bu çatının içerisinde yer alması gerekir. Biz insan işte bu video yayınlandıktan sonra ciddi belki altta yorumlar geldi. İşte Turancı mısınız, Kızıl Elmacı mısınız? İşte Türk İslam Birliği mi, Türk Birliği mi? Dedik ki ya arkadaşlar emekleyemezseniz yürüyemezsiniz. Yürüyemezseniz koşamazsınız. Bizim bir davamız var. Yani bırakın bu artık bir bayrak. Biz millet iradesi olarak, soydaşlarımızın iradesi olarak, onlar adına da söyleyebiliyoruz. Neden? Bu son katıldığımız toplantıda 50'ye yakın Türk topluluğundan gelen lider kardeşlerimiz de aynı görüşteler. Ve nitekim biz onlara dedik ki orada, ya kardeşlerim lütfen egolarımızı bırakarak bu toplantıya başlayalım. Ya inanın bunu gurur meselesi yapmadılar biliyor musunuz? Sonuçta ben de Türkiye'den gelen bir STK başkanıyım. Başkanım da öyle. Şunu diyebilirler diye ya hiç bizden bahsetmeyip söz aldıklarında kendi yaşadıkları sıkıntıları ya da kendi görüşlerini ortaya gider. Ve ne dediler biliyor musunuz? Her söz alan lider şunu söyledi. Dediler ki başkanım haklı. Sayın Aydoğan Süer başkanımızın biraz önceki konuşmasına hak veriyoruz. Madem öyle artık hayata geçirelim. Egolarımızı bir tarafa bırakalım mesajları verdiler. İnanın biz Mahmut Bey'le göz göze geldik ve duygulandık da aslında. Yani bu kadar sivil toplum kuruluşu liderlerinin bu kadar bizimle beraber hareket etmek istemesi bizi gerçekten heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Onun için bu çatının içerisinde, siyaset üstü çatının içerisinde milli iradeye saygılı olan, demokrasiye saygılı olan, seçilmiş hükümetlere saygılı olan bir sivil toplum kuruluşları, örgütleri var. Bunun yanında tabii ki bazen devletlerin nezdinde bazı hassasiyetlikler var. Biz milli duygularla hareket edip stratejik süreçlerde kesinlikle sekteye uğratmak gibi bir niyetimiz de yok. Onun için en kısa zamanda yetkili kurumlarla iletişime de geçerek orada onlardan yaptığımız projeleri nitekim burada da kendilerine de sonsuz şükranlarımızı iletmemiz gereken akademisyenlerimiz, bizimle beraber bu metnin hazırlanmasında emek veren bütün başkanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz Sayın Başkanımla beraber. Çok ciddi emekler veriyorlar. Aslında bu bir ekip işi. Yani biz belki burada görünür tarafız. Sayın Mahmut Oral'la biz buradayız ama aslında bu başarı bizim başarımız değil. Bizim arkamızdaki komisyon başkanlarımızı, arkadaşlarımızın, kameramanlarımızın, teşkilatlanma yapımızda gece gündüz emek veren tüm kardeşlerimizin emeğini sadece biz burada dile getiriyoruz, telaffuz ediyoruz. Bu başarı onların başarısı. Biz de şunu gördük ve ben buraya döndükten sonra, bu seyahatten sonra hemen birçok iş adamı dostlarımla bir araya geldim. Dedim ki ya değerli dostlar, birkaç seyahat gerçekleştireceğiz. Sizden ricam şu. Bunu sosyal sorumluluk olarak göreceksiniz. Bir, geleceksiniz yatırımlara bakacaksınız. Biz de size o bölgede gerekli girişimlerde bulunacağız. Orada yatırım yapmanızı sağlayabilecek gerekli zemini oluşturacağız. Sizler de bu bölgede yatırım yapabilecek atmosferi oluşturmanız lazım. Bununla ilgili de bunu da kendinize lütfen sosyal sorumluluk olarak görün. Ya dedi ki başkan nerede yapacağız yatırımı? Anadolu'da mı yapacağız? Yok dedim, Türk dünyasında yapacağız. Evet. Yani taşın altınıza siz de elinizi sokacaksınız bölgenin gelişimi için. Onun için hızlı bir şekilde adımlar attık. Şu an özel sektördeki birçok sektör patronlarıyla iletişimin içerisindeyiz. Bir de ben burada özellikle altını çizmem gereken bir konu daha var. Tabii bu darbe kalkışmasından sonra biliyorsunuz ki ekonomimiz ister istemez bir yerinden kayma dönemi yaşadı. Evet. Bir oynaklık yaşadı. Evet. Ve ben diğer yaptığım televizyon programlarında ve köşe yazılarımda da hep bunu belirtiyorum. Diyorum ki değerli dostlar, değerli kardeşlerim, yani
Biz aynı bayrağın çatısı altında nefes alan, kaygıları yaşayan bütün kardeşlerime de sesleniyorum. Dedim ki sadece bayrağı alıp koşmak demek değildir devlete sahip çıkmak. Millete sahip çıkmak, milli iradeye sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak demek sadece sokakta olmak demek değildir. Tabii ki o bir görev. O dönemde bunu yapmamız gerekiyordu. Peki bugün sokakta değiliz, yarın ne yapmalıyız? Yarın hiçbir şey olmamış gibi esnaflarımızın yanında olmalıyız. Hiçbir şey olmamış gibi ticaretimizi devam ettirmeliyiz. Nitekim biz bunları devam ettirmez isek, işte bu kalkışmanın destekleyenleri aslında sevindirmiş olacağız. Onların amacı sadece darbe kalkışmasında askeri bir müdahalede bulunmak demek değildi. Yani ya da bir askeri demek bütün askerlerimizi de yine aynı kefeye koymak. O içinde gerçekten çok milliyetçi, bu darbe girişiminde millet kadar da içeride bu darbe girişiminin karşısında duran askerlerimizin de hakkını inkar edemeyiz. Çok ciddi özveri gösterdiler. Ama biz bugün sokaklardan, caddelerden, yatırımlarımızdan geri kalırsak işte birileri amaçlarına ve emellerine ulaşmış olur. Onun için evet, sokaklarımızı, caddelerimizi boş bırakmayalım. Esnaflarımızı koruyup kollayalım. Evet. Yatırımlarımızı risk görebilirsiniz. İşte bazı yerlerden şunu duyuyorum. İşte OHAL var. OHAL kamuda OHAL var. OHAL ticarette yok. Yani ticari bir boyutta bir risk şu an söz konusu değil. Onun için sokaklarda, caddelerimizde ve halkımız, tüketicimiz kendine özen düşen görevi yerine getirecek. Yatırımcılarımız kendine düşen görevleri yerine getirecek. Devletimizin organları kendisi üzerine düşen görevleri yerine getirecek ve getiriyor. Başladı çalışmalar, teşvikler açıklanıyor. Nitekim daha da bu teşviklerin daha da artırılması gerektiğini de düşünüyorum. Koruyup kollayıcı olmamız gerekiyor. Burada ben özellikle devletimize bir öngörü olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Orta ölçekli olan firmalarımızı ayakta tutabilecek teşviklerde lütfen bürokrasiyi biraz daha kısa tutalım. Yani nefesi yetmeyecek kardeşlerimize çok uzun vadeli maraton koşusu koyarsak orada bayılır. Nitekim orta ölçekli firmalarımızın teşviklerinde ve ayakta kalabilmelerini sağlayabilecek atmosferler oluşturulurken bürokratik süreçler onları yormamalıdır. Ya da o bürokratik süreçleri yerine getireyim derken o yatırımcılarımızı kaybetmemeliyiz. Evet, devam edelim mi? Buna birazdan yine bir reklam aramız olacakmış. Yönetmenim de bu arada sesleniyor. Yine gelecekteki planlarından da dinlemek istiyorum, merak ediyorum açıkçası bahsederseniz eğer. Sevgili izleyenler, reklamların sonrasında muhabbetimize, hasbihalimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, Sözün Özü programında ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Selamların en güzeliyle başlayalım. Tekrardan Esselamu Aleyküm. TÜRKİP Genel Başkanı Doktor Aydoğan Süer Beyefendi ile birlikteyiz ve yine bir diğer konuğumuz Türk Bir Dev Başkan Yardımcısı Mahmut Oral Beyefendi ile birlikteyiz. Sohbetimiz, muhabbetimiz devam ediyor. Bu iki platformun neler yaptığına dair ya da neler yapacağına dair çok güzel bir sohbet içerisindeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ki ayrıca şunu da gördük. Yani bu iki elin birleşmesi, farklı bir gücün ortaya çıkması ekonomik ve sosyolojik açıdan çok önemli bir yere sahip. Aydoğan hocamdan, başkanımdan yine ekonomik boyutunu dinliyorduk. Devam edelim isterseniz hocam, buyurun. Evet. Yani bir defa biz nasıl bugün Avrupa Birliği içerisinde ticareti arttırmaya yönelik, Avrupa Birliği'ne girmenin bize sağladığı avantajlar içerisinde ticari hacimlerimizi nasıl artmasına yönelik düşüncelerimiz var ise, neden bir çok yakınımızda olan soydaşlarımızla, kardeşlerimizle bu ticari girişimleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmıyoruz? Ya da yeteri kadar yapmıyoruz diyelim. Mutlaka ki çalışmalar yapılıyor. Evet. Ama biz o bölgelere gidip dokunduktan sonra uzun yıllardır Türkiye'nin önemli gruplarında üst düzey yöneticilikler yaptık. Kendi şirketlerimizi kurduk ve biz oraya gittiğimizde o kokuyu alıyoruz. Yani burada öncelikli olarak bizim orada yatırımlarını yönetecek yatırımcılarımızın önünü açmamız gerekiyor. Bunlar nedir? İşte gümrük muafiyetlerinin sağlanması, ithalat ve ihracatlarda teşviklerin verilmesi, kolaylaştırılması, bürokratik süreçlerin azaltılması gibi konularda o bölgelerimize bakın.
Doğru pazar nedir? Sizce doğru pazar neresidir? Doğru pazar bakir bölgedir. Evet. Bugün Türk dünyası tamamen bakir durumda. Biz artık içimize sığmayan bir güç haline geldik. Yani yatırımlar anlamında. Bugün Türkiye'deki yatırımlara bakıyoruz ki Türk dünyası, ya bir ilçemizin yaptığı total yatırımın, inanın Türk dünyasına yönlendirsek, total yatırımı olarak söylüyorum, İnanın o bölgeye inanılmaz katma değerler sağlarız. Bir de bu işin bir sosyal sorumluluk tarafı da var. Manevi tarafı da var. Orada bizim kaşımızdan, kirpiğimizin hareketinden mesaj bekleyen soydaşlarımız var. Evet. Bizlerin onlara ve uzatacağı eli hayal eden kardeşlerimiz var. Evet. Onların kaygılarını bir defa içimizde hissetmemiz lazım. Onlar bizim duygularımızı içinde hissediyorsa bizim de onların duygusunu içimizde hissetmemiz lazım. Bakın, dediğim gibi bir video yayınlandı, yaklaşık 3 milyona yakın bir hafta içerisinde görüntülenme oldu. Şaşırdık da. Ama ben şimdi artık yorumlara artık cevap bile yazamıyoruz, yetiştiremez hale geldik. Ve oradaki bütün soydaşlarımıza aslında benim çok önemli bir mesajım var. Hiç merak etmesinler. Ya inanın, geçen gün tabii Türk dünyası ile ilgili bizim bu girişimlerimizi kendi yakın çevremiz gördüğünde onlar da heyecanlanıyor. Ya biz nasıl olabiliriz? Hiç gittiniz mi Azerbaycan'a? Gitmediniz. Ya hiç Kazakistan'a gittiniz mi? Gitmediniz. Yani Türkmenistan'a gittiniz mi? Gitmedi. Ya inanın hiç gitmedik ki diyor Türk dünyasına. Bu da bir eksiklik. Bence bizim Türk dünyasıyla öncelikli olarak, yani bir yerden önce bir başlamak gerekiyor. Turizmi arttırmamız gerekiyor. Evet. Yani bugün Avrupa'ya nasıl kadar seyahat ediyorsak, neden? Yani bugün Avrupa, birçok vatandaşımız kendi soydaşlarının memleketlerini ziyaret etmemiş durumda. Mesela Azerbaycan'ın bir Şeki ilçesi var. Şeki ili var. Bir görmeniz gerekir ya. O tarihe bir dokunmanız lazım. O kültüre bir dokunmanız lazım. Şimdi buradan Avrupa'ya gideriz. Çoğu zaman deriz ki aç kaldık, geldik zayıfladık deriz. Abicim, damak zevki uyuyor. Sıcaklığı uyuyor. Kültürü uyuyor. Tarihimizi görüyoruz. Bizim için mesela kültürel turizme çıkan insanlar için bence gerçekten görülmesi gerektiği, gidip görülmesi gereken yerlerden biri burası. Bölgenin bürokratlarına bakıyoruz. Türkiye'den böyle bir katılımın olabilmesi için kendilerini parçalıyorlar. Kapılarda bekliyorlar. Keşke böyle bir şey olsa da diyorlar, biz bu kadar Avrupa'dan turist almaya başladık ama Türkiye'den gelen turist sayısının azlığından şikayet ediyorlar. Bu kadar sizi kapıda karşılıyorlar. Güler yüz var. Sevgi var. Hoşgörü var. Damak tadınız uyuyor. Kendi tarihi kültürünüzü görüyorsunuz. Peki neden tercih etmeyiz? Neden yapmıyoruz? Burada özellikle Turizm Bakanlığımıza da tabii görevler düşüyor. Kamu spotlarıyla belki bunları arttırmamız gerekiyor. O bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla buradaki sivil toplum kuruluşları çaprazlama yaparak bölge halkının yönlendirilmesi, karşılıklı etkileşim içerisinde olup burada bu gibi seyahatleri arttırmak gerekiyor. Bu çalışmaları arttırdığımızda ticari ilişkilerimiz de gelişmeye başlayacak. Yani bugün siz bir bölgeyle ilgili neyi anlatırsanız anlatın, o bölgeye gidip görüp dokunmazsanız orada yatırım yapmazsınız. Anlatılanlar bizde her zaman farazi gelir. Onun için bizim o bölgelerde biraz daha turizmi geliştirebilecek çalışmaları yöneltmemiz ve arttırmamız gerekiyor. Bu kadar kültür başkenti olabilecek turizm, bugün Türk dünyasının kültür başkenti Şeki'yi görmemek bence büyük bir eksiklik. Onun için hem bölgede istihdam yaratılmasına yönelik, bölgede yeni yatırımların yönlendirilmesine yönelik. Burada yatırımı yaparken yatırımcılarımıza sadece bunu bir sosyal sorumluluk olarak görmemelerini de söylüyorum. Çünkü bizim tüccarlarımızın bir mantığı vardır yatırımcılarımızın. Asıl nihai karar vermelerini karını maksimize etmek, yani para kazanmak altında yatar, düşüncelerinin altında. Biz de diyoruz ki bakın, hem para kazanacaksınız hem sosyal sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz. Burada aslında her türlü kazanıyorsunuz. Win-win var. Yani şunu söylemiyoruz. Gir kardeşim orada 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda geri dönüşümünü sağlayamayacağın bir yatırıma girin demiyoruz. Ama gelin bu yatırımları Türkiye'de nasıl yapıyorsak orada da yapalım. Nitekim oradaki bürokratlarıyla da görüştüğümüzde, o kardeşlerimize de görüştüğümüzde şunu da söylüyoruz. Onlar da Türkiye'de gelsinler, yatırımlarına yön verebilecek, çalışmalar yapabilecek. Yani bugün lojistik üssünü Türkiye'ye kurarsınız, Türk dünyasına hizmet eder. Türk dünyasını merkez üssü yaparsınız, Türkiye'ye
Türkiye'de ihracatını ve ithalatını artırır. Yani burada o paydaşları bölerken her türlü kazanabilecek ortak, yani biraz önce Sayın Mahmut Oral'ın belirttiği Türk Birliği demek şu demek değil. Yani biz bir Türk Birleşik Devletleri oluşturalım. Bazen de bu, bakın, Türk Birleşik Devletleri algısı biraz yanlış algılanıyor. Türk Birleşik Devletleri'ni kuralım, yeniden bir şey yapalım, yeniden onun başına bir sadece bir cumhurbaşkanı atayalım modelinden bahsetmiyoruz. Birleşmiş Milletler'in nasıl kendi içinde bir organizasyon yapısı var ise, Avrupa Birliği'nin nasıl kendi içerisinde bir yapısı var ise, Türk Devletleri Birliği'nin de kendi içerisinde Birleşmiş Milletler gibi bir yapısı olması gerekir. Evet. Yani bugün Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği lobisinin kendi içerisinde her ne kadar dillendirilmese de bir Yahudi lobisi olduğunu biliyoruz. Bir Hristiyan ve Yahudi lobisinden bir araya geldiğini kimse göz ardı edemez ya da dillendirmeden duramaz. Evet. Altını bunun gerçekten çizmek gerekiyor. Peki bu kadar, yani bunu bir Hristiyan ve bir Yahudi lobisi kendi içinde bu birbirlerini tetikleyen sosyoekonomik, sosyokültürel ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atar iken biz neden Türkiye'de kendi soydaşlarımızla, kardeşlerimizle kendi birliğimizi kurmadık? Neden kurmuyoruz? Biz burada ayrıştırmayı, yani biraz önce başkanın dediği gibi hiçbir ülke birbirine kendi iç işlerine müdahale etmeden Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği parlamenterlik sistemi gibi bir sistemin kurulması, ticaretin, hayatın, vatandaşın hayatını kolaylaştırabilecek bir zemin hazırlamak aslında düşünce. Evet. Bununla da ilgili çok net söylüyorum. Biz bu davaya gönül verdik. Hatta bu gelen yorumlar içerisinde bize şunu dediler. Ya bu hayali kimse gerçekleştiremedi. Hayaller hayal edilerek, başarılar hayaller hayal ederek gerçekleştirilebilir. Çok güzel bir söz vardır ya, yürümezsek hak yolda, erimezsek hak yolda, çürümezsek hak yolda, gök girsin kızıl çıksın. Nitekim bu davada da ben 36 yaşındayım. Mahmut Bey Türk dünyasına emek vermiş bir abimiz, yaşını söylemeyelim, telaffuz etmeyelim, gönül yaşı 30 diyelim. Bu davaya gönül vermiş insanlar olarak biz bu yolda, bu kararda, bu davada, bu yola çıktık. Bunun bedelini de ödemeye hazırız. Burada belki bizim biraz önce bunu anlatırken bütün arkadaşlarımız, bizimle beraber olan STK'lar bile heyecanlanıyor. Niye heyecanlanıyor biliyor musunuz? Siz karşınızdaki kişinin kararlılığını görmezseniz, inancını görmezseniz sizin de enerjiniz düşer. Ama siz karşınızda kararlı bir enerji ve bir inanç görürseniz hiç tereddüt yaşamaz yürürsünüz. Nitekim biz bu davada da yok efendim oraya mı hizmet ediyorsun, buraya mı hizmet ediyorsun, yok Türk Birliği mi, yok efendim Kızılay. Ya arkadaşlar, bizim tek bir sorunumuz var. Bizim bölgede yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın rahat, huzurlu yaşayabilmesini sağlayabilecek, gelecekte ortak birliktelikler ve birlikler kurabilmelerine yönelik bu zeminde bir zerre tanesi kadar da olsa faydalı olmak aslında niyetimiz. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Onun için bu davada da yok efendim bize bilgiler geliyor, yok orası müdahale eder, burası müdahale eder. Ya kardeşim diyoruz, biz toplumun milletine, refahına faydalı olabilecek zeminle ilgili çalışma yapıyoruz. Aklımızda bir art niyet yok. Benim, ben bilmiyorum, ben duymadım öyle bir şey. Siz duydunuz mu başkanım yani? Arkada başka bir plan dönüyor mu? Yok. Hiç böyle bir şey yok. Tamamen bu milletin, gerek ülkemizin, milletimizin, Türk dünyasına açılımında fayda sağlayabilecek, İlişkilerini güçlendirebiliriz, şartları, zemini oluşturabileceğimiz, fayda sağlayabileceğimiz, gerek o bölgedeki ezilmiş, zorluklar çekmiş, yorulmuş soydaşlarımıza da faydalı olabilecek zemini hazırlamak. Ha bu davada da olabilecek tüm zorluklarında karşısındayız. Bu yolda da biz bu davadan korksaydık bu trene binmezdik. Bir defa bindik. Bunun bedeli, sonucu, yolu ne olursa olsun biz bütün soydaşlarımızın, bütün o bölgedeki kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Evet. Bunun altını çiziyorum. Bir defa bu işin ateşi yandı. Evet. Bu kıvılcımı biz ateşledik. Evet. Bu davada da bunun bedelini ödemeye hazırız. Bu süreci de hızlandıracağız. Evet. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Çok az bir vaktimiz kaldı yine. Mahmut Hocam'a dönmek istiyorum. Ben o zaman kısa bir toparlama yapayım. Buyurun. Öncelikle hocam, bir lütfen, sondan başlayalım. Yine 15 Temmuz kalkışması, hassasiyet göstermemiz açısından söylüyorum. Türk ordusu peygamber ocağıdır. Dolayısıyla orada Türk askerinin bir kalkışması olarak görmek, bunu tamamen yanlış.
Türk askerinin içerisine sızmış bir terör yapılanmasından söz ettik. Dolayısıyla bunu bir düzeltelim ve bir hakkı teslim edelim. Türk ordusu başımızın tacıdır. Her şekil ve şartta. Öncelikle bunu belirttikten sonra iki kelimeden bahsetti biraz önce. Gerekli ve gerçekleştirilebilir. Hı hı. Gerçekleştirilebilir olması içinde bulunduğumuz durum ve şartlar doğrultusunda meseleye bakmak demektir. Sizi kısacık bir yolculuğa götüreyim. 1918 dünya şartlarına baktığınızda Türkiye, Sever'den sonraki bir Türkiye olarak göz önüne getirin. Türkiye haritasını bir göz önüne getirin. Dolayısıyla orada ne Türklük ne İslam adına herhangi bir şeyi göremezsiniz. Tam o dönemde Türk-İslam ordularında savaşmak için bütün Türk dünyasından herkes Doğu Kafkasya cephesine giderek Türk komutasında savaşmaya çalıştılar. Buraya her türlü bölgeden Türkler savaşmaya gitti. Ve fakat tabii ki ancak yapılabilen Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasından öteye bir varlık gösteremedik. Dolayısıyla Anadolu'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün Türk dünyasının devletidir. Evet. Vatanıdır, yurdudur. Bu vatan kurulurken bütün Türk coğrafyasından, her bölgesinden maddi, manevi, bedenen gelmiş bir yığın Türk askeri vardır. Ve o gün bu savaş verildiğinde Türklük ve Türk şuuru ve İslam ahlak ve fazileti yeniden kurtarılmış ve dünya sahnesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak anılmıştır. Bugünkü duruma geldiğimizde, 2016 dünyasına geldiğimizde çok şükürler olsun ki bugün 7 tane bağımsız devletimiz var. Bu 7 bağımsız devletimizin 8.sini, 9.sunu, 10.sunu beklemekteyiz. Bugünün şartları şunu gerektiriyor. Tıpkı 100 sene önce ecdadımızın, atalarımızın yaptığı gibi biz de artık Türk Birleşik Devletleri'nin kurulmasını sağlamak için her bir ferdimizin kendi gücüne inanarak bu davaya hizmet etme zorunluluğu vardır. Yani artık dün Doğu cephesine İslam ordularıyla savaşmaya gidenler bugün Anadolu'ya gelip ve Anadolu'dan yanan bu ateşi bütün Türk dünyasına yaymak durumundayız. Ve netice itibariyle Türk Birleşik Devletleri'ni kurmak zorundayız. Bu dünyanın selameti, sulhü açısından da çok önemlidir. Bölge insanının hiçbir etnik farklılık gözetmeksizin herkesin faydasınadır. Böyle bir gücün, yaklaşık 250 milyonluk bir gücün Birleşmiş Milletler nezdindeki veto hakkını da düşündüğünüzde ve netice itibariyle orada böyle bir Orta Doğu'daki, Orta Asya'daki kalkışmaların emperyalist güçler tarafından yapılabilmesi hiç de mümkün değildir. Eğer böyle bir birlik olursa. Dolayısıyla hiç kimsenin yok sayamayacağı böyle bir meseleye günümüz şartları çok müsaittir. Her bir fert kendi gücünün farkına varmalıdır. Ben Türk bir dev olmak zorundayım demelidir. Dolayısıyla Türk Birleşik Devletleri'nin kurulmasında hiç tereddüt göstermeden çalışmak durumundadır. Biz sadece bir ateş yaktık. Başkanımla birlikte yola çıktık. Kervan da yolda düzülür denildiği gibi biz yolda bizimle birlikte olacak tüm kişi, kurum, kuruluş herkese yerimiz açıktır. Siyasete eşit mesafedeyiz. Hiçbir siyasi angajmanımız yok. Dolayısıyla ama tabii ki herkes bir fert olarak kendi fikir ve düşünceleri zaten vardır. Yani kısaca gerekli ve gerçekleştirilebilir olmanın şartlarının artık vücut bulmasını istiyoruz. Evet. Mesele budur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Programın sonuna geldik sevgili izleyenler. Program nasıl geçti, bir saat nasıl geçti ben hiç anlamadım ama TÜRKGEP Genel Başkanı Doktor Aydoğan Süer Beyefendi ve Türk Bir Dev Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Oral Beyefendi bizlerle birlikteydi bugün Sözün Özü programında. Sözün Özü bugün birlik ve beraberlik yine Türkiye üzerine. İnşallah güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu iki platformun birleşiminden doğan sesi ve gücü sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok güzel bir programdı.
Sevgili izleyenler, yarın tekrar saatler 15.45'i gösterdiğinde başka bir konuk ve başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun efendim. Şimdilik hoşça kalın.